Öncelikle bize oy verip vermeyen bütün seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Demirköy'ümüzü yıllar içerisinde hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyorum. Bu noktada her türlü faaliyeti yapacağız, çalışacağız. Gece gündüz demeden hemşerilerimizi Demirköy'ün özlenen noktaya gelmesi için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bize beklenenlerin büyük olduğunu biliyoruz. Beklentileri karşılamak için var gücümüzle enerjimizi harcayacağız. Yani Demirköy'de birlik bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Demirköy'de kutuplaşma olmayıp birlik beraberlik içerisinde Demirköy'ümüzü o eski günlerine, 90'lı yıllardaki şatafatlı günlerine tekrardan döndüreceğiz. Yani göç şu verdiğimiz bir ilçe Demirköy. Şu anda halihazırdaki nüfuzumuzu koruyup istihdamı sağlayıp Demirköy'deki yaşayan vatandaşlarımızı ekonomik açıdan kalkındırmamız gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki önceki dönemdeki belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz çalışmaları için. Ondan Allah razı olsun diyoruz. Tabii 1923'te kurulmuş belediyemiz. Evet. Herkes karınca kararınca bir hizmetler yapmış. Rahmete kalan var. Hazır ona değinmiş ki. Hayatta olanlar var. Hepsine Onlara çok herhalde teşekkür ediyoruz. tabii. Yani Rahmete kalanlar. Demirköy için taş üstüne Evet. taş koyan Allah razı olsun diyoruz. Bizler de görev sürecimizde yaptığımız hizmetlerden sonra hayatımızda hayırla iade edebilirsek ne mutlu bize. İnsanlarımıza, Demirköy'ümüze faydalı olabilirsek en önemlisi bu. Yani bu saatten sonra seçim süreci bitti. Artık Demirköy'de hizmet süreci başladı. Biz göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızı o parti bu parti ayırt etmeden hizmetlerimize devam edip Demirköy'ü dediğim gibi hizmet noktasında yakışan, gelişen ve vatandaşlarımızın özlediği noktaya getireceğiz. Ki Demirköy malumunuzca başkanım festivali kaç yıldır yapılıyordu? Hemen sıcağı sıcağına. Demirköy'de Çilek Festivali 1982 yılından beri devam etmekte. Tabii aralıklarla devam etmekte. Bu her yıl olmuyor ama 37. yılındayız şu anda. Bizlere nasip oldu. 37. yılında tekrardan bu festivali yapıyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel, hoş bir şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki yıllarda tabii daha önce de ben söylemiştim. Çilek Festivali'ni daha farklı, daha güzel bir şekilde yapacağız. 3 gün gibi bir süre düşünüyoruz diye. Bu sene bir günlük yapacağız. Zaten Daha seçimlere sonraki gelince yıllarda inşallah 3 gün gibi güzel bir etkinlikler düşünüyoruz. Yani fırsat olursa tabii ki. Vatandaşlarımızın sosyal açıdan etkinlik çok güzel olacak. Çevre ilçelerden gelenler, illerden gelenler olacak. Çilek Festivalimiz, Demirköy'de çileğimizin ününü herkes biliyor. Yani bir şekilde sadece çilek değil, bunu işte balımızı katabiliriz. evet. Orman ürünlerinde odun dışı mantarımız var, çeşitli ürünlerimiz var, boşnak böreğimiz var. Çeşitli yöresel ürünlerle Demirköy'ün tanıtımını sağlayacağız inşallah. Meşhur Doplusa mağaralarımız var. Dupnisa mağarası var, dökümhanemiz var, işte ne Ya de bir ya turizm Kartalkaya cenneti var. aslında. Kapalı bir turizm cenneti diyebilir Demirköy miyiz? doğasıyla bir bütün olarak ne diyeyim, Trakya'nın incisi, cenneti diyebiliriz yani. Böyle bir İstanbul'a yakın 16 milyon şehri bir yakın bir ilçedeyiz. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Potansiyelimiz de var. Sadece insanlarımızda bazı ön yargıları yıkmamız lazım. Ben seçim sürecinde de yaşadım. Demirköy'den ne olur hiçbir şey olmaz diyenler oldu ama Demirköy'den çok şey olacak inşallah. Turizm odaklı çalışmalarımız devam edecek. Yani insanlarımızı sadece ormana dayalı bir ekonomiden değil de farklı noktalara çekeceğiz. Bu türlü çalışmalarımız devam edecek. Demirköy'e bağlı bir beldemiz var, İğneada. İğneada'da güzel bir beldemiz, deniziyle, doğasıyla. Evet. İğneada ile Demirköy'ü bir bütün olarak turizm için Trakya'mıza kazandıracağız inşallah. Çünkü İğneada'yı farklı, Demirköy'ü farklı düşünemeyiz. İğneada'da tabii ki deniz bir numara, en önemlisi. Ama Demirköy'ümüze deresiyle, ormanıyla, işte dağıyla daha farklı etkinlikler de yapılabilir. Bununla ilgili çalışmalar sürecek. Artı Demirköy derken işin zaten başını almamış. Ya Demirköy derken yani İstanbul'un fethini sağlayan Evet, biraz oraya değinelim. Topların döküldüğü Demirköy ilçemizde yaklaşık 5 kilometre noktada Demirköy merkezimize. Şu anda restorasyonu devam ediyor. İnşallah hizmete girdiği zaman Demirköy'ümüze çok büyük katkı sağlayacak. İstanbul'dan ve çevre illerden, ilçelerden gelen turistler, turlar uğrak noktası olacağına inanıyorum ben. Yani şunu söyleyeyim, İstanbul Fethi'nin 29 Mayıs'taki etkinliklerinden birini Demirköy'de yapacağız. Ve Demirköy'de bu tanıtım İstanbul ve çevre illerden çok büyük olacak. Buna inanıyorum ben. Urban Usta'nın kaldığı yerler var. Demirköy'deki işte orada dökümhanede yaşayan bir tarih var. Tarihe dokunuyor. İnsanlar geldiği zaman oradaki taşa dokunduğunda tarihi hissedecek.
Ben ona inanıyorum. İnşallah demir köyümüz istenen nokta. Semra Sayılgan. Burası Demirköy'lü, neresi? Demirköy. Evet. Ben buranın yerlisi olduk artık 32 sene oldu geleli buraya. Nereden gelmiştiniz? Vize'den geldim. Vize'ye ya... nereden geldin? Annemler oralı. Evet. Babamlar Selanik Macir Vize'den gelmişler oradan. Demirköy'ün hepsi. Bu yerli ürünler pazarı. Evet. Yöresel pazara çıkıyoruz burada. Hazırlıyoruz her neler şeyleri. Neler var? Boşnak mantısı. Ispanaklı, patatesli, peynirli sarmalarımız, tatlılarımız, boşnak tatlılarımız vardı orada. El işlerimiz var. Ballar, reçeller, biberler, turşular, her şeyler var. Bal kaç çeşit var? Bal bizim buraya ormana ait bir çeşit burada. Öyle mi? Evet. Tek çeşit mi yani? Evet, tek çeşit. Siyah bir bal. Evet. Ne balı diyorlar ha? Orman balı o. Göstereyim isterseniz orada meşe var. Meşe olur mu? Evet, meşe, ıhlamur hepsinden alıyor. Getir oradan balı. Öyle yani. Hepsi var yani. Çeşitlerimiz, sarmalarımız. Hepsi ya, yazın komple devam ediyor musunuz? Ediyoruz. Üç yaz yıldır. Kış. Yaz kış. Evet. 3 yıldır yaz kış karda bilen buradayız. Peki belediye başkanım sizi ziyaret etti mi hiç? Şu andaki gelen... Bir sefer ziyaret etti. Ben zaten destek, yoktum. Destek vermeye devam edecek. Edecek inşallah. Edecek yani. Bugün yapacağım dedi bize. De evet inşallah. Evet inşallah yapacak. İnşallah göreceğiz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Evet. Bugün tabii ki Çilek Festivali var. Evet, Çilek Festivali'nde çıkacağız. Evet, her zaman olduğu gibi yine belediye başkanımıza çiğ burunda olmasına rağmen Çilek Festivali'ni yapacağım dedi. Evet. O duygularınızı alabilir miyim? Ne diyeceksiniz? Yani mutluyuz, teşekkür ederiz. Çok iyi oldu bizim için, satış yapıyoruz. Kaldır bakalım şu balı. Balımız, orman balı. Zeynep'im Zeynep. Pazarlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Ben Türkan Sayılgan. Demirköylüyüm. İşte yöresel pazara çıkıyoruz 2 yıldır. Devam ettiriyoruz. Boşnak mantısı, boşnak börekleri, reçel, balımız var, arılarımız var. Evet. Yetiştiriyoruz. Kaç çeşit boşnak böreği var burada? Valla tatlı 3 çeşit. Börek, mantısı var. Bir de düz böreği var. Bir de böyle şey kol çok emek istiyor mu bunlar? Hem de çok. Çok fazla emek veriyoruz. İşte emeğimizin karşılığını da almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir şeyleri de tanıtmak. Maksat beldemize turist çekmek, evet, ilçemize evet, turist evet. çekmek. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle söylediğiniz gibi işte yetiştiriyorum. Frankizmi, yaban mersini, gujiberi bunları da tanıtmak istiyorum. Hani öyle kendi mi? Halkım da tanısın. Siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Kendimiz yetiştirdik ve de şimdi meyvesini alıp reçelini yapıyoruz. Meyve suyunu yapıyoruz. Marmelatını yapıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz işte. Evet. Tabii ki belediye başkanımız yeni seçildi. Bugün de malum Çilek Festivali'nin devamını devam ettiriyor. Diyor ki hizmete devamlılık var diyor. Ben diyor çıkardım parti rozetini halkımın belediye başkanının diyor. Evet. Ve festivalle ilgili düzenlemişler yapacaklar. Belediye başkanına bir şey demek istiyor musunuz? Ya teşekkür ediyoruz ona. Teşekkür ediyoruz. Orada da akşama standlarımız var. Orada da açacağız. Orada da sergileyeceğiz. Kendi yöremiz.
Ve Trakya'mızın incesi Saklı Cennet Demirköy'ümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere de hayırlı işler diliyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok sağ olun. Burada gastronomi ve turizmine hizmet ediyoruz. Yerli halkımız ve dışarıdan gelen turistlerimize hizmet ediyoruz. Kaç yıldır? 3 yıldan beri, fakat ben 5 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yöresel mutfak işletiyorum. Hem hizmet ediyorum tabii ki. Avrasya Federasyonu'nda da denegeyim. Ahçılar Federasyonu'na derneğindeyim. Siz neler yaptınız? Neler satıyorsunuz? Biz efendim yöresel lezzetleri tanıtıyoruz ve satıyoruz. Boşnak mantısı, boşnak böreği ve artı tabii ki burada sadece boşnaklara hani kültürü değil, pumak, Arnavut, hani nasıl diyeyim size, dızmanadır. Evet. Plaskadır, kaçamaktır. Hani yeri geldiği zaman yöresel lezzetleri tanıtıyoruz dışarıdan gelen turistlerimize. Çok ilginç bir şey gördüm, bir yazıyorum. Pomak kızı tatlısı. Hangisi? Evet. Pomak kızı tatlımız budur. Kendime ait. Nasıl bir yapılıyor? Tatlı. Bir tarif et bakalım. Tarifini maalesef ki vermiyoruz. maalesef yıllardan beri böyle. Röportajlarımda da aynı şekilde soruyorlar. Kendime ait bir tarif. Pomak kızı tatlısıyla birinciliklerim de oldu. 40-50 turizm haftasında katıldığımız. Tabii ki biz hanımlar sadece burada yerimizi almıyoruz. Trakya'da yöresel yemek yarışmaları oluyor. Orada yer alıyoruz. Yemek yarışmalarındayız aynı zamanda. Biz Emit fuarlarına gidiyoruz. Şenliklere katılıyoruz. Bağ bozumunda aynı zamanda gene Demirköylü kadınlarımız orada yöresel yemekleriyle Demirköy'ü tanıtıyoruz. Belediye başkanımız da ısrarla dedi ki bizim pazarımıza mutlaka uğrayın, yerli evet, pazarımıza dedi. Onasını dedi daha da güzelleştireceğiz, daha da büyüteceğiz inşallah, ve kooperatife doğru da gideceğiz. Az önce de hanımefendi söyledi. Evet, arkadaşlarımın dediği gibi 3 yıldan beri yağmur, çamur, kar, fırtına biz buradayız. Maksadımız %50, evet, para kazanmak ama %50 de Demirköy'ün tanıtımıdır. Evet. Buraya gelecek turistleri ağırlamak, kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi aynı zamanda yemeklerimizi tanıtmak mesela maksadımız. Örneğin çilek 38 yıl önce başlamıştır. Evet. Bugün de festival var. Aynen. Belediye başkanlığı sekte yapmadan yapacağım demiş ve yapıyor. Ona evet, ne diyeceksiniz teşekkür belediye ederiz. Başkanlığına? Sevgili belediye başkanımıza bu hizmetinden dolayı, tanıtımından dolayı kendisine teşekkür ederiz. İnşallah turizm açısından daha da güzel yerlere gelecek inşallah Demirköy. Tabii ki her şey kararında. Ben buradan küçük bir antiparantez açmak istiyorum. Gelen sevgili turistlerimize, vatandaşlarımıza geldiklerinde arkadaşlar gibi burada satış yapıyorum. Burada mı doğup büyümesiniz? Evet, Demirköy doğumluyum. Nereden gelmesiniz? Balkanlar ben mı? Balkan, dedemler tabii Bulgaristan muhaciri. Evet. Ben burada doğma büyümeyim. Yani işte uğraşıyoruz. Evet. Bu işlerle. Oluyor mu işler? Burada işte bazen oluyor, bazen işte çoğu da oluyor yani. Güzel oluyor. Yani yavaş yavaş oturdu diyorsunuz. Tabii büyüyecek işiniz. Şu anda tabii. Kooperatife doğru gidiyoruz. İnşallah evet gidiyoruz inşallah. Ona da çok sevindik. Yani. Bugün çilek festivali var. Belediye başkanımız yapıyor. Neler, bir şey demek istiyor musunuz? Kendisine devam ettiriyor. Vallahi işte daha yeni yani tanıyamıyor. Daha tanıyacağız yani belediye evet, başkanı. O da bizi festival. Tanıyacak tabii. Evet. Daha yeni geldi. 38 yıldır devam eden çilek festivali ara verilse de diyor ben seçildim yapacağım dedi. Ben rozetim artık yok benim partim. İnşallah inşallah yapar teşekkür inşallah. Ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
Demirköy'ün 38. Çilek Festivali bugün gerçekleşiyor. İşte tarlada sizler de üretici olarak ektiğiniz tarlayı bizler de geldik, görüntüledik. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu çileğin çilek kadar çilesi var mı ekmede? Ne kadar oluyor, nasıl oluyor? Onu bir tarif eder misiniz? Şimdi çilek üreticisinin en büyük düşmanı ot. Otla mücadelemiz zor oluyor. Bizi yıldırıyor adeta. Daha önceki dönemlerde biz poşetsiz, yani bu naylon altına serdiğimiz örtüden kullanmıyorduk. Fakat genel anlamda ticaretle uğraşanlarla savaşamadık. Biz yani yetersiz kaldık. Evet. Yetersiz kaldığımız için buna en son çare buna başvurduk biz. Bu poşetli üretime başvurduk. Tabii ticari anlamda yani bu ürünü yiyenler poşetsiz istiyor. Fakat biz üretici olamıyoruz. Diğer büyük kuruluşlara yetişemiyoruz. Ondan dolayı biz de poşet kullanmak zorunda kaldık. Ama hiç toprağa değmiyor. Değmiyor. Toprak olmuyor. Yıkamadan yiyebiliyorsunuz. Hijyen anlamında güzel oluyor yani. Peki bunun ekim ve yıl içerisinde kaç mahsul veriyor? Ne zaman ekiliyor? Bu sene ekince gene bu çıkıyor mu gelecek seneye? Biz bu üretimde 3 yıl faydalanıyoruz. Tabii bakım yapılınca süreç artabiliyor. Ürettiğin ürün de artabiliyor. Özellikle Mayıs 15, Kasım 15'e kadar üretim oluyor. Fakat sık yani üretimden faydalandığımız esas dönem Mayıs 15 ile Haziran 15 döneminde. En verimli dönem. Niye bu Demirköy yıllardan beri böyle bu çile kaliteli, niye duyuldu? Yani festivaller dedenizden, babanızlar falan ekiyor muydu o zamanlar? Sonra bir ticari anlamda mı ekiliyor, yetiştiriyor? Bir geçim kaynağı da mı oldu burada? Mutlaka geçim kaynağı. Demirköy'e her yere özgü bir ürünü vardır. Bizim de Demirköy'de... Her yer ormanla çevrili, derelerle çevrili, acaba ondan mı bir şeyi de var yani? Kalite farkı. Sanırım toprak, toprağın verdiği tat. Bu bizim başka yerlerde de ekiyorlar. Bizim tadı bulamıyorlar bu üründe. Böyle yani. Evet, işte biz de onları böyle... yiyenlerden duyuyoruz. İlla Demirköy'ün çileği diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Şimdi biz burada yaşıyoruz. Tabii pazarda o tutuluyor. Trakya yöresinde herkes Demirköy çileği satıyoruz diye, ama esas Demirköy çileğini biz satıyoruz. Evet. Demirköy'de satıyoruz. Gelen tadını aldığı için, tadı güzel olduğu için damak tadı olanlar gelip yine Demirköy'de soruyorlar. Çilek yani biz başka ürünler de üretiyoruz. Mısırdır, fındıktır. Ne bileyim, başka domates üretiyoruz ama Demirköy'e gelen insanlar bize çilek soruyor. Öncelikle çilek soruyor. İlginç bir havası, çok güzel bir okşanı var. Her yer yemyeşil. Evet, 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 evet. Ve vadilerde de çilekler yetişiyor, mısırlar yetişiyor. Doğrudur efendim. Tabii ki bu bir festival şekline dönüştü. Çiğburnu'nda belediye başkanı dedi ki bu bizim olmazsa olmazlarımdan çilek festivali. Ben bunu yeni seçilmeme rağmen yapmaya devam edeceğim dedi ve yapıyor. Ne diyeceksiniz belediye başkanı ve arkadaşlarına? Belediye başkanımız 3 aylık dönemde seçildi. Demirköy'ümüze çok şeyler kattı. Genç yaşta olmasına rağmen büyük ustalıklar yaptı. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Daha da faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç, okumuş, bu zamana kadar seçilen Karınca bir şey yaptı ama bu daha... Genç olduğu için daha mutlusunuz. Evet evet, doğrudur. Erin gazı gitsin diyor bu gazı. Doğrudur. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Buraya kadar gelmişsiniz, yorulmuşsunuz. Bizleri unutmayın, yine gelin. Sizler bizleri tanıyorsunuz zaten. Tanıyoruz. Her zaman takip ediyoruz sizleri, takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz.
Demirköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Çilek Festivalimize hoş geldiniz. Bizlere bu güzel organizasyonu hazırlayan değerli belediye başkanımız Recep Güne, değerli seyircilerimizin huzurunda çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Aramızda çok değerli sanatçılarımız var. İlk öncelikle Harun Atmaca'yı davet edeceğim. Arkasından Hakan Köntek sahnemizde. Arada Sema Bilmez hanımefendi. Türk Televizyonu'nun yakından tanıdığı Ticem Nagün ve efsane sanatçımız Cengiz Kurtoğlu. Bu önemli ve güzel günde tabii başta başkanımız olmak üzere bütün konukları, misafirleri ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Ve güzel bir çilek festivalinde buluşmak benim için gerçekten çok güzeldi. Demek ki Demirköy'ün çileği ne kadar önemli ki biz de çilekle beraber efendim burada hem çilek hem de türküler yanında gayet güzel gidiyor değil mi? Evet, nice çilek festivalleri diliyoruz efendim. Sevgili başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca beni sizlerle buluşturduğu için Demirköy halkına güzel türküler okuyacağız tabii ki. Bakalım sırada ne var? Çektiğim gönül elinden
Yaşandın gurbet elinde, hiç kimse bilmez halinden. Uyan sunan derin uykuda. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizler adına efendim saygılar sunuyorum başkanım. Tatlı mı tatlı? Güzel mi güzel? Hanımefendi mi hanımefendi? Bir sanatçımızı davet etmek istiyorum. Sema Bilmez hanımefendiyi davet ediyoruz sahnelerimize. Kadehimde zehir olsa ben içerim bana getir. Kadehimde zehir olsa ben içerim. Ağlarım geceleri
bitir, sen tükenme, beni bitir. Hareketlenelim. Çok teşekkür ediyorum.
ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bana bu güzel imkanı sağlayan belediye başkanımız Recep Gün Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinizin huzurunda. Bana ayrılan süre burada bitmiştir. Tekrardan görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Saygılar. Ağzına sağlık canım. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sahneye davet etmek istiyorum kendilerini. Hakan Köntek Beyefendi. Ah gurbet, zalim gurbet, kim soracak halimi? Zallam gurbet, kim soracak halimi? Yaylada geçtiğimi bıraktım, öyle geldim. Köylerde geçtiğimi bıraktım, öyle geldim. Yaylada geçtiğimi bıraktım, öyle geldim. Yıkılası İstanbul, ben sana niye geldim? Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Acı suda şişemi, masalarda neşemi. Ben köyümde Ayşemi bıraktım, öyle geldim. Yaylalarda Ayşemi bıraktım, öyle geldim. Yaylalarda Ayşemi bıraktım, öyle geldim. Yıkılası İstanbul, ben sana niye geldim? Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Yıla bitmez, daha çok vardır derdim. Anlatma yıla bitmez, daha çok vardır derdim. Anamla babamı bıraktım, öyle geldim. Ben anamı toprağa koydum da öyle geldim. Ben babamı toprağa koydum da öyle geldim. Yıkılası İstanbul, ben sana niye geldim? Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Dünyanın dertlerini topladın, bana verdin. Altın taşın toprağın girsin yerin dibine. Dünyanın dertlerini topladın yüreğime. Dünyanın dertlerini de topladın yüreğime. Evet güzel dostlar, sevgili Demirköylüler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağmur da sanki gelecek gibi ama hiç problem değil. Biz Karadeniz uşağıyız. Bizi yağmur, sis, fırtına korkutmaz. Şimdi herkes istediği yerde özgürce oynayabilir. Bir horon yapalım mı? Hadi bakayım horoncular. Haydi Kürt'ün uşakları. Haydi. Haydi Kürt, soğuk fırınlar. Neredesiniz? Haydi bakalım.
diye, ayol seni dar diye. Tutmadım yeni sevda seni bana yar diye, seni bana yar diye. Sar beline kuşağa, sağla benden aşağı. Anan vermeyin senli, saklıyı padişaha. Anan vermeyin senli de saklıyı padişaha. Saklıyı padişaha de saklıyı padişaha. Helal olsun! Türküleri dilinden anca olur yaranda seni benim elimden, seni benim elimden. Sar beline kuşağa, salla beden aşağa. Anan vermiyor seni, saklıyı padişaha. Sar beline kuşağa da salla beden aşağa. Anan vermiyor seni, anan vermiyor seni. Anan vermiyor seni, saklıyı padişaha. Saklıyı padişaha da saklıyı padişaha. Al benden dertlerini, çekilmiyor bu acı, çekilmiyor bu acı. Sar beline kuşağa, salla beden aşağı. Ananı vermiyor seni, saklıyı padişaha. Anan vermiyor seni de saklıyı padişaha. Saklıyı padişaha da saklıyı padişaha. Gidelim girasına, çıkalım mı kürtüne, çıkalım mı kürtüne. Alacağım yerimi, var mıdır bundan öte, var mıdır bundan öte. Alacağım yer seni, var mıdır bundan öte, var mıdır bundan. Seni gömüldük sandım, hevesin mi geçti yarı. Niye sardın soldun, mevsimin mi geçti yarı. Sarardı soldun mevsimin mi geçti yar, mevsimin mi geçti. Niye sarardı soldun mevsimin mi geçti yar, mevsimin mi geçti yar. Niye sarardın soldun mevsimin mi geçti yarı. Niye sarardın soldun mevsimin mi geçti yar, mevsimin mi geçti. Niye sarardın soldun mevsimin mi geçti yar, mevsimin mi geçti yar. Belki
olsun kilitlenme kapıları. Yavrum bu gibi geldin, yavrum fidan boyları. Geldin kara bu gibi, yavrum fidan boyları. Yavrum fidan boylar, geldin kara bu gibi. Yavrum fidan boyları, yavrum fidan boyları. Asırlardır kıratımı suladım. Hazır mıyız? Urvanın akışına ölürüm. Ölürüm. Ölürüm Türkiye'm. Daha güçlü istiyorum Cahit abi. Irmağının akışına ölürüm. Ölürüm. Evet Recep Başkan, çok güzel geliyor. Evet, biraz daha başkanımızdan alabilir miyiz? Güçlü akışlar gelsin başkanımıza. Irmağının akışına ölürüm. Aman aman, eğmeye gelmez. Haydi değmeye.
desinler oy, o dinleri yesinler. Eller boylasın eller, diller kaymasın diller. Ne derlerse desinler oy, o dinleri yesinler. Demirköy halkına ve Recep Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece yaşattı bize. Sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok çok sağ olun. Evimin gerçekten de en değerli köşesinde saklayacağım. Muhteşem. Ay çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bu dünyada geçene kadar saklayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
merhaba. Sen de bunu söyleyebilsinler. İsterse bizi vurup öldürsünler. İsterse bizi vurup öldürsünler. Duyan
sonra sormayanlar. Ben onu seviyorum, 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 seviyorum. Soranlara, sormayanlara, ben onu seviyorum. Ne kadar, ne kadar seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sonra bana yaşamak artık karam, sensiz buralar. Hayaller kurardık günlerce baş başa. Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma. Kadehlerde mutluluk aradım günlerce. İlk dostum neler oldu sensiz gecelerde. Düşenin dost olmaz derler diyemez de. Senden başka kimseyi sayamadım. Derdime derman neyle, dilin ismin necele. Seni benden aldılar. Sana nasıl kıydılar hain gece. Derdime derman meylen, dilin ismi necele. Seni benden aldılar hain gece. Aradım günlerce, tek dostum neyler olur sensiz gecelerde. Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım. Dilin ismi necel. Seni benden aldılar hain necel. Güneşin doğduğu günler yaşamaktan da beter. Benle hatırası olan var mı aranızda? Hani o çok eski yıllarda liseye başladı. Bak bir tane akranımı gördüm. Akranımı gördüm, saçları bembeyaz olmuş. Canım. Sana nasıl kıydılar hain geceler.
geceler. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Demirköy nasılsınız, iyi misiniz? Kaybot. Sevgili başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum ki bu aramızdaki sevgi köprüsünü o güzel yüreğine göre kurdu bu gece. Sevgili Recep Gün kardeşime, değerli başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarıyla, başarılarıyla hep üstün olsun, yüce olsun, başarılı olsun. Kutluyorum kendisini. Bütün gönül dostlarıma, Demirköy'e en derin saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şeref verdiniz. Bu akşam böyle hem bizden hem sizden karma karışık bir program yapalım. Ama hatıralarımızı da yaşayalım. O eskiden benim Fadime'ye yazdığım gibi o mektuplar vardı ya, şimdi bilgisayarın başında değil, kalemle, kağıtla. Sevdanın, sevginin en güzel yıllarına da gidelim. Mutlu mutlu da evimize gidelim ondan sonra. Ne güzel duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklardan. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ne güzel. Sanki bana çok uzaklarda. Ne güzel duruyor resmin duvarda. Sanki bana geldi çok uzaklardan. Soruyorum seni ben bütün kuşlara. Belki dönülmeyen uzak yerdesin. Soruyorum seni bütün kuşlara. Belki dönülmeyen uzak yerdesin. Mutluluk ikimizin diye beklettin. Ağlamaktı bir günde beni terk ettin. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Bu dünyada en mutlu beni sevdin.
mutluluk ikimizin diye beklesin. Ağlamaklı bir günde beni terk etsin. Belki dönülmeyen uzak yerdesin. Ben bütün kuşlara belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Soruyorum seni ben bütün kuşlara belli dönülmeyen. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam. Demirköy, bütün Batı Trakya bizi dinlesin bakalım. Benim. Hey! Cehennem gibi yürek olmazsa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmaz. Bir de cana can katan sevdan olmaz. Bir de cana can katan. Hazır mıyız şimdi? Ben de 45 kilo verince şımardım biraz böyle. Eskiden baş, ayağımı oynatamıyordum ama iyi olmuşum değil mi şimdi? Bu hayatı çekilmez. Bu çile çekilmez. Sen olmazsan canım. Ama bu çile çekilmez. Ayağım kırıldı lan. Ben sana demedim mi terlikle çıkmıyor. Ben de bitip tükenmeyen umut olmaz. Ferhat'ım dağları deren sabrı olmaz. Can katan o sevdan, sevdan olmaz. Bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan şimdi. Ama bu hayat çekilmez. Bu hayat çekilmez. Bu çile çekilmez. Sen olmasan canım. Bu çile çekilmez. Thank you.
Gürkan Keser, şefliği aldım evladım senden. Şef benim biliyorsun. Ya. Bu güzel geceyi düzenleyen, organize eden belediye başkanı Recep Gün'ü sahneye davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Hoş geldiniz, saygılar. Hoş geldiniz sekreterli. Lütfen. Evet. Efendim sayın vekilim, sayın kaymakamlarım, mülkiye amirlerimiz başımızın üstündeler her zaman. Komşu il ve ilçelerden gelen çok saygıdeğer belde ve il yönetici belediye başkanlarıma da en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şeref verdiler, hoş geldiler. Sayın vekilim buyurun. Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli Cengiz Bey'e bu güzel ilçemizde bu güzel geceyi bizlere yaşattığı için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Değerli belediye başkanıma, çalışanlarına, kıymetli kaymakamımıza, bu güzel çilek festivalinde 37 yıldır kutlanan bu güzel çilek festivalinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her günümüz bu kadar güzel, bu kadar mutlu olsun diyorum. Biz mahzun bir milletiz. Kimseye herhangi bir zararımız yok. Nerede bir fakir, nerede bir mazlum varsa onun yanındayız. Dünya da bunu bugün görüyor. Bizimle birlikte yürüyen dostlarımız her zaman her şekilde Türkiye'nin de yanlarında olduğunu bilmek zorunda. Ama bizim bayrağımızla, milletimizin namusuyla, vatanımızın bir karış toprağıyla zoru olanlara da bela oluruz. Bunu da herkes böyle bilmeli. Cengiz Bey derken, konserine başlarken benle hatırası olmayan var mı dedi. Evet, benim yaşımda olanların hepsinin Cengiz Bey'le, Cengiz abimizle bir hatırası vardır. Lise yıllarından onun hatıraları hepimizin defterlerin arasında vardır. O şarkıyla başlayacağım zaten. İnşallah. Tam da üstüne basmışız. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdı. Çok kilo vermiş ama romantizminden hiçbir şey kaybetmemiş. Ona büyük bir alkış. Evet, kendisi bu akşam bizleri eğlendirdi. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum ama bu akşam Demirköy'den yaşayan bir efsane geçti. Cengiz Kurtoğlu. Bir alkış. Efendim ben bu naçizane plaketi kendisine takdim ediyorum. Allah ona sağlık ömür versin. Bu değerdeki sanatçılarımızın her zaman aramızda olması bizler için en büyük bir mutluluktur. Beraber emek veren tüm müzisyen kardeşlerime, kendisinden önce sahne alan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman burada olmaları, bizimle olmaları için de her zaman davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim üstün başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Kalbi güzelliğinize, kalbi muhabbetinize ve memleketi sevdalısı olmanıza. Çok teşekkürler. Sevgiyle. Efendim sayın vekilim, sayın kaymakamım, sayın başkanım sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Liseli mi diyeceğiz abi? Efendim şimdi mecburen liseli mi okuyacağız? Sevdalı yıllara gidelim. Saygılar sunuyorum. Bu güzel şarkımız, bekamız anlamında sevgiyle dolu, kalbi güzelliklerle çok değerli emniyet teşkilatı kardeşlerimin de yüreklerine gitsin. Liselim, güvenlik teşkilatı kardeşlerimize, emniyet teşkilatımıza, benim canım kardeşlerime yüreğine gitsin hepsi. Gönül dediğimde aldın beni. Unutmak mümkün mü? Liseli seni ilk
aşkım, sevgilim, canım. Senin her gönlüm ömrebede, gönül dediğimde bağladım beni. Unutmak mümkün mü liselimsin? İlk aşkım, sevgilim, canım benim. Bir kalem, bir kağıt gibi, seninle bir defter, bir kitap gibi. Seninle bir kalem, bir kağıt gibi, seninle bir defter, bir kitap gibi. Birlikte yazdık bu güzel günleri. Evet, ilk aşkım, sevgilim, sevgilimle. Ama birlikte yazmıştık güzel günleri. İlk aşkım, sevgilim, sevgilim benim. Şimdi nerede bir Rizeli görsem, şimdi nerede bir doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, kalbi bütünlük yaşadığımız dünyanın en güzel insanlarına, şimdi nerede bir Rizeli görsem, ne zaman okulun önünden geçsem, kalbime kahrolur, gözlerime nem. İlk aşkım, sevgilim, sevgilim benim. Seninle bir kalem, bir kağıt gibi, seninle bir defter, bir kağıt gibi, seninle bir defter, bir kitap gibi. Ama birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım, sevgilim, kaçınılmaz gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu dünya? Uçurdum, sen delirdin. Bacakların çözüldü. Yoksa sen sevdiğin uğruna ölüm.
birden. Bütün davranışların tamam mı yordun beni? Aynıydı her ilişkimiz. En büyük nesneydi sihirli bakışların. Her zaman yanımdaydın. Çok mutluyduk ikimiz. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun. Ağlamam hatta 9-8'i ben ya sakın ağlama. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun. Ağlamamak elbette de. Saçlarında sırma teli. Neden sustu tatlı değil. Saçların sırma teli. Neden sustu tatlı dilim. Dün benimdi bugün gibi. Ağlamamak elbette de. Dün benimdi bugün gibi. Bugün